Merhaba arkadaşlar. Konumuz sarf mevzularından ismi mensup. İsmi mensup nedir? Tanımına bakalım. Sonuna şeddeli ye eklenen ve o ye'den öncesi de esrili bir harf olan isim. Demek ki ismi mensubun sonuna şeddeli ye ekleniyor. Ancak o şeddeli ye'den öncesi, yani ismi mensup yapılan ismin son harfi esreli olacak. Türetildiği isme ait sıfat anlamı ifade eder. Hangi isimden türetiliyorsa o isme ait sıfat manası ifade ediyor. Şimdi ismi mensuplara bakalım nasıl yapıldıklarını. Mesela Türk kelimesi normal bir isim, bir ırkın adıdır. Türkler demektir. Türk, Türkler. İsmi mensup yapmadan önceki haline, ismin o haline mensubu ileyh deniyor. İsmi mensubun mensup yapılmadan önceki haline mensubu ileyh deniyor. Bunlar mensubu ileyh, normal isim yani. Evet, son harfi kef'i esreliyoruz. Bakın kef'in esresi var burada. Ondan sonra da şeddeli ye ekliyoruz. Türkiyün oluyor. Peki Türkiyün oluncaki manası? Türk oldu şimdi, yani Türk ırkından birini ifade etmiş olduk. Yani bir tane Türk. Türk ırkına mensup bir kişi manası çıktı şu anda. Müennesi de Türkiyetün şeklinde. En sona yuvarlak T getiriyoruz yani. O zaman bu şeddeli Y'nin manası ne olmuş oldu? Türkiye mensup. İsmi mensubun sonuna eklenen şeddeli ye'ye nispet ye'si diyoruz. Yani ilgi ye'si arkadaşlar. Anlamı e mensup, bir de ile ilgili diyelim. Daha farklı anlamlar çıkınca onları da ekleyeceğim buraya. Yani şu an ne oldu? Türk ırkına mensup oldu. Türk ırkına mensup bir kişi. Zaten ismi mensup. Adı ismi mensup zaten. İsmi mensup yapmadan önceki haline mensubu ileyh diyoruz. Bir de neydi ismi mensubun manası? Türetildiği isme ait sıfat. Yani Türk, Türkiye mensup olmak bir sıfat yani, değil mi? Asıl isim nedir? Türk. O Türkiye mensup olmak sıfat oldu şimdi. Bu da onun müennesi Türkiyetün şeklinde. Peki bunu nasıl yaptık? Yapılışı nedir? Son harfi esreledik. Ondan sonra direkt ne yaptık? Şeddeliye'yi ekledik. Bunda bir problem yok. Problem yok derken şöyle, yani ne harf atıyoruz ne de hareke değiştiriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ya da harfi başka bir harfe dönüştürmüyoruz. Sorunsuz bir şekilde ismi mensup yaptık burada. Eğer sonunda yuvarlak T olan isimler karşımızda böyle bir isim varsa, o zaman ne yapıyoruz? Yuvarlak T'yi ismin sonundan ismi mensup yaparken atıyoruz. Yuvarlak T'yi. Siyasetün, siyasiyun, siyasiyetun diye yapıyoruz. Evet, siyaset Türkçe'de de aynı kelime kullanılıyor, aynı anlamda. Siyaset, politika, siyasiyun siyasete ait. Siyasetle ilgili manası geliyor. Bu da onun müennesi siyasiyetün. Evet, demek ki bütün yuvarlak T'li isimleri ismi mensup yaparken sonundan yuvarlak T'yi atacağız. Demek ki tüm sonunda yuvarlak T olan isimlerden ismi mensup yaparken yuvarlak T'yi atıyoruz. Mesela Fatıma, Fatımiyun, Mekke, Mekkiyun gibi. Geliyoruz şimdi maksur isimlerin. Bütün bunlar hepsi maksur isimlere örnek. Maksur isimlerin ismi mensup yapılışında bazı sıkıntılar var. Onları ele alalım şimdi. Maksur isim 3 harfli ise ve sonundaki elif-i maksure 3. harf ise, bu elif-i maksureyi vava dönüştürüyoruz. Bakın şurada elif var. Bu bir maksur isim. Bu elifi vava dönüştürüyoruz. Bakın şu vav, şu vav ribevi oluyor. Faiz, faizle ilgili. Faiz, faizle ilgili anlamında, faize ait.
Demek ki üç harfli maksur isimlerin sonundaki elifi maksure ismi mensup yapıldığı zaman vav'a dönüşüyor. Ribevi gibi. Devam ediyoruz. Kisra. Burada dört harfli bir maksur isim var. Kinede de dört harfli. İkisi de dört harfli. Bir, iki, üç, dört. Dört harfli. Fakat ikisinin farkı bunda ikinci harf sakin, bunda ikinci harf hareketli. Tek fark o yani. İşte bunlar, bu ikisini farklı farklı yapıyoruz. İkinci harf sakinse sondaki elif vav'a dönüşüyor. Bakın şu vav. Kisra, kisrevi, dünya, dünyevi gibi. İkinci harf sakin olanlarda elif-i maksure vav'a dönüşüyor. Şurada bakın vav var. İkinci harf harekeli olanlarda elif-i maksureyi atıyoruz. Kenede, kenedi. Kennedy, Kanadalı. Dört harflerde gördük. Üç harfliyi yaptık. Dört harfliyi yaptık. Beş harflere geldik. Fransa'da beş harf var. Beşinci harf elif maksure. Bir, iki, üç, dört, beş. Amerika'da bir, iki, üç, dört, beş. Altı harf var. Altıncısı elif maksure. Bu ikisinde beş ve altı harflerde elif maksureyi cümleden kaldırıyoruz. İsmi mensup yaparken. Fransa, Fransiyun. Bakın elif gittikten sonra son harf sin oldu. Onu esreledik. Amerika, Amerikiyun. Fransalı, Amerikalı. Müennesleri de Fransiyetün, Amerikiyetün şeklinde. Eğer 1, 2, 3, 4, 5 harfli olup elif-i maksureden önce de bir y varsa, yani elif-i maksure var, bir de ondan önce de y var. Şimdi biz y ekliyoruz ya normalde isim mensup yaparken. Bir de y varsa nasıl yapacağız? O zaman o y'yi de atıyoruz işte. Elif-i maksure var. Elif-i maksureden önce y var. Onu da atıyoruz burada. Tabi bu 1, 2, 3, 4, 5 harf ya da daha fazlası için. 5 harfli daha ya da daha fazlası için. Yani elif-i maksureden önce bir de y varsa ikisini de kaldırıyoruz. Necirya, Neciri. Mesela İspanya, İspani gibi. Ya da Moritanya, Moritani gibi. Burada da bu gidiyor. Böylece maksur isimleri bitirdik. Gelelim memdud isimlere. Memdud isimler neydi? Sonu da elif-i memdude olan isimler. Sahara, iptida. Memdud ismin sonunda elif-i memdude vardı. Eğer elif-i memdude müennes içinse, yani sonradan eklenmişse, bu elif-i memdudeyi vav'a dönüştürüyoruz. Hemze-i vav'a dönüştürüyoruz. Pardon. Elif-i memdude kalıyor. Hemze-i vav'a dönüştürüyoruz. Bakın sahra-u, sahravi. Şu hemze vav'a dönüştü. Elif duruyor. Çöl, çölle ilgili demek. Elif-i memdude sonradan eklenmişse, müennes için eklenmişse, sahrada olduğu gibi. Mesela renklerde hep böyle. Beyza, beydavi. Sevda, sevdavi gibi. Vav'a dönüşüyor. Hemze vav'a dönüşüyor. Sahravi, sahraviye. Eğer elif-i memdude kelimenin kökündense yerinde, hemze yerinde kalıyor. Hemze yerinde kalıyor. Sema'i, iptida'i, iptida'iye. Yani başlangıçla ilgili acemi anlamında. Eğer elif-i memdude kelimenin kökündeki vav'dan ya da Y'den dönüşmeyse, mesela semanın sonundaki elif vav'dan dönüşmedir. Semanın aslı semevedir. Bu durumda ne yapıyoruz? Hemzeyi vav'a dönüştürüyoruz. Hemzeyi vav'a dönüştürüyoruz ya da hemze yerinde bırakabiliyoruz. Semavi de caiz, semai de caiz. Böylece elif-i memdudeleri bitirdik. Sonunda şeddeli y olan isimleri nasıl isim mensup yapacağız ona bakalım. Hayyun, Nebiyyun, Şafiiyyun. Bunların sonunda şeddeliye var. Hayyun'da şeddeliyeden önce bir harf var. Nebiyyun'da şeddeliyeden önce iki harf var. Şafiiyyun'da ikiden fazla harf var. Şimdi iki harf olan, bir harf olan da şeddeliyeden birincisi Hayyun'daki şeddeli iki tane ye var ya. Şeddeli olduğu için iki tane ye var. Birincisini ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. İkinciyi vav'a dönüştürüyoruz. Ve vav'dan öncesi de fethalı oluyor.
hayevi şeklinde. Hayyun canlı, hayevi canlı, hayati, hayatla ilgili, yaşamsal, hayeviye müennesi. Eğer şeddeliyeden önce iki tane harf varsa bu durumda şeddeliyenin şimdi nebiyyün derken birisini hasfediyoruz. Birinci, ikinciyi de baba dönüştürüyoruz. Ondan öncesini fetalı yapıyoruz. Nebevi oluyor. Nebi peygamber, nebevi peygamberle ilgili nebeviye müennesi. Şeddeliyeden önce dört harf varsa şeddeliyeyi olduğu gibi atarız. Şafiiyyün, şafiiyyün. Aynısı yani. Müennesi de şafiiyyetün. Şimdi geliyoruz. Geriye arkadaşlar şeyler kaldı. İki harfli isimler. Yani kendisinden harf hasfedilmiş isimler. Ebun Ummun. Gerçi Ummun buna misal değil pardon. Ebun misal sadece. Ummun'da zaten üç harf var. Ebun'da iki harf var. Asıl harfi ne yapıyoruz? Asıl harfi geri getiriyoruz yani. Ebun, atılan harfi geri getiriyoruz. Ebun, ebeviyyun. Buradaki vav atılmıştı, geri getirdik. Ebevi oldu arkadaşlar. Şuradan da Ummun, Ummi olacak. Ben Umevi yanlış yazmışım. Bunu düzeltiyorum hemen. Ummi diyeceğiz ona. Ummi, Ummiye. Bunda bir şey var yani yanlış yapmışım ben onu. Evet. Bunda sıkıntı yok yani normal bir isim. Bunda harf atılmış. Atılan harfi geri getiriyoruz. O da vav'dır. Ebeve. Aslı ebevedir. Ebeviyyun babayla ilgili demek. Böylece maksur böylece ismi mensup yapılmasını görmüş olduk. Şimdi konuyla ilgili alıştırma yapalım. Tullab-ül Vuhud-ül İslamiye, İslami heyetlerin öğrencileri diyor. Burada ne var? İslamiye var. İslam'ın, İslam'a mensup demek. Fî kulli camiatin İslamiyetin, her İslam üniversitesinde tullab-ül vafidun, yurt dışından gelen öğrenciler vardır diyor. Ve fî ekteri hâzihil camiati tecidut talibel âsiyevî. Evet, âsiyevînin aslı nedir? Âsiyâdır. Es, ya. Evet, dört harfli. Ve ikinci harf neydi? İkinci harf sakinse maksur isimlerde ne yapıyorduk? Elif'i baba dönüştürüyorduk. Aynı Kisra gibi, dünya gibi. Es, yevi oldu. Baba dönüştürdük. Şu Elif'i baba dönüştürdük. İkinci harf sakin çünkü. Efrikya nedir bu? Ne gibi? Necirya gibi. Sonunda Y ve Elif vardı. Elif maksur eden önce Y vardı. İkisini de attık. Efrikya oldu. Urubba derken kaç harf var Urubba'da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 harf. 5 var. Şeyi atıyoruz. Elif-i Maksure'yi attık. Amerika'yı gösterdim. Arap, Arabi. Hint, Hindi. Endonezya, Endonezi. Bu da herhalde 5-6 harf var. Endonezya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harf var. Sonundaki Elif ve Y'yi atıyoruz. Nigeria'da öyle. Yaban, sıkıntı yok bunda. Türk, Kanada, gösterdim Kanada'yı. Elif-i Maksure atıldı. İkinci harf harekeli olduğu için. Arap, Arabiye. İslam, İslamiye. Burada yine İslami, Arabi var. Evet, asıl, asliyun. Fıkıh, fıkhiyun. Hanef, hanife, hanefiyun. Hanife kelimesiyle ilgili olarak burada size kuralı göstereyim. Failet veznindeki isimler diyor. Eğer aynel fiili illetli değilse ve mudaf da değilse feali vezninde isim mensup yapılır diyor. Y'si kaldırılır. Hanife'den Y kaldırılıyor. Bir de tav-ı te'nis de kaldırılıyor. Sonra kalbi kesreti aynihi fethaten. Aynel fiilinin esrası fethaya dönüştürülüyor. Yani hanife derken nun fetha oluyor. Feyugalü finnesef hanefi. Hanefi sahife sahafi. Evet bu böyle. Hanefi'yi de gördük. Şafii'yi anlatmıştık. Hanbeli, Hanbel, Hanbeli. Malik, Maliki. Sema, bunu anlattık. Vava da dönüşebiliyor, kala da biliyordu. Semavi, Semai de olabiliyordu. Ondan sonra burada din, dini.
Dünya, dünyevi. Dünyada nedir? Dört harfli maksur isim. İkincisi sakin, vava dönüşüyordu. Aynı ne gibi? Esya gibi. Şahs, şahs, şahsiye. Siyaset, siyasiye. İçtima, içtimaiye. İktisat, iktisadiye. Bunlar kolay. Geliyoruz buraya. Burada da alıştırma olarak bize isimler vermiş. Tayland, Taylandi. Lübnan, Lübnani. Pakistan, Pakistaniyun. Filistin, Filistiniyun. Garp, Garbiyun. Şark, Şarkiyun. Mısır, Mısriyun. Yunan, Yunaniyun. Hepsi müennesi de bunların müennesi. Sonuna yuvarlak diye getirilerek. Bunlar sorunsuz bir şekilde yapıldı. Bu alıştırmada ise ne var? Sonunda yuvarlak T olan isimler var. Bu isimlerden yaparken ne yapıyorduk? Yuvarlak T cümleden kaldırılıyordu. El Kahire, El Kahiri. Medrese, Medresi. Camia, Camiiyun. Sıhhatun, Sıhhiyun. Kıraetun, Kıraiyun. Riyazatun, Riyaziyun. Hendesetun, Hendesiyun. Merhaletun, Merhaliyun. Mekketu, Mekkiyun. Hepsinden yuvarlak T'yi kaldırdık. Burada da maksur isimlere örnek var. Buhara 1, 2, 3, 4 harfli ne yapıyorduk? Atıyorduk Y'yi, Elif'e atıyorduk. Buhari oluyor. Kenedada ikincisi harekeli olduğu için atıyoruz. Kennedy. Esmera, Esmeri. İkincisi 5 harften sonra geliyor. 5. harf Elif maksure cümleden atılıyor. Fransa'da öyle. Fransi. Uganda'da 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Altıncı harf olduğu için gidiyor, atılıyor. Amerika'da öyle. Bunlarda ise, aşağıdakilerde ise sonunda Elif-i Maksure'den önce Y var. Ne yapıyorduk? Hepsini, ikisini birden atıyorduk. Endonesia, Endonisi, Endonisiyun. İtalya, İtaliyun. Rusya, Rusiyun. Ukrayna, Ukraniyun. Almanya, Almaniyun diye Elif ile Y beraber atılıyordu. Elif-i Memdudeli isimler. Birincilerdeki Elif-i Memdudeler müennes için olanlar. Hamravi, Sevdaviyun, Kadraviyun, Sahraviyun, Beyzaviyun. Bunlar baba dönüşüyordu. Elif-i Memdude müennes içinse baba dönüşüyordu. Elif-i Memdude aslından ise yerinde, hemze yerinde kalıyordu. Hemze burada baba dönüşüyor. Özür dilerim. Burada da hemze yerinde kalıyor. Elif-i Memdude değil, hemze. İbtidaiyun, inşaiyun, imlaiyun. İlticaiyun, istikraiyun, vebaiyun, i'tidaiyun, bir de intikaiyun şeklinde. İki harfli isimler de hasfedilen harfi geri getiriyorduk. Ehaviyun, dedeviyun, demeviyun, ebeviyun şeklinde. Bunlarda da yuvarlak T'ye atıyorduk. Hilafiyun, sıbagiyun, Bigaliyun, Habziyun, Hubz aslında, Hubzi, Hidadiyun, Sibakiyun ve Ticariyun şeklinde yapıyoruz. Buradaki boşlukları dolduracağız. Şurada verilen fiillerden ismi mensup yaparak. Hasale kusufun cüz'iyun, lişşems, yani güneş tutulması, kısmi demek cüz'i, kısmi güneş tutulması ve kusuf, ay tutulması külli tam demek. Ay tutulması. La tezalul akidetu el islamiyyetu. İslam'a ait akide. İslam'a ait, İslam'la ilgili. Hayyetun canlıdır diyor. Resul aleyhisselam Ebu Eyyub'un evine indi. Ebu Eyyub el Ensari. Ensardan olan Ebu Eyyub. Ensara mensup. Yuvacuhul Müslümüne fil hindi e'malin idaiyeten. Düşmanca işler. Evet, ida sonundaki Elif-i Memdude'nin hemzesi aynen kaldı çünkü kökünden, yani kökünden olduğu için. Düşmanca işler diyor. Hazi kasidetun ba'iyyetun. Ba'nın da sonunda ne var? Hemze kendinden, Elif-i Memdude'nin hemzesi. O da yerinde kalıyor ba'iyye diye. Cahede Şabul Cezayiriyyu. El Cezayir, sıkıntısız bir şekilde yapıyoruz. El Cezayiriyyu diye. Cüthümetü Selli, verem mikrobu, Asaviyyun. Evet, asanın sonunda Elif-i Maksure var. Üç harfli. Baba dönüşüyordu. Riba gibi, asa gibi, Asaviyyun.
yani çubuk şeklinde diyor. Vasalel bilade vezirul nemsavi. Nimsa Avusturya demek. 1, 2, 3, 4. Burada da ikinci harfi sakin olduğu için ne oluyor? Vava dönüşüyordu. Elif vava dönüşüyordu. Nemsevi. Nemsavi değil de Nemsevi diyeceğiz. Harabel İslamul Asabiyetel Cahiliye. Cahil cahiliye oldu. Burada cahil, evet. Cahiliye ırkçılığıyla savaştı. Gaziyetül Mescid-i Aksa, Gaziye Masiriye. Masiriye yani şey demek, hayati önemde. El-Kıraatü Minel Meharatil Neşeviye. Evet, neşen vava dönüştü. Aynı asadaki gibi. Yani kıra, okuma doğuştan gelen becerilerdendir. Kıraatü Siratil Nebeviye. Evet, Nebiyyun var. Nerede Nebiyyun? Nebiyyun, evet, şey var. Şeddeliye'den önce iki tane harf olunca ne yapıyorduk? Birini atıyorduk. Birinde vava dönüştürüyoruz. Nebevi oluyor. Yecibu en yeştemile taamul insani ala mevadde gıdaiye. Gıdai. Gıdanın hemze, elif-i memdudesi kendi kökünden olduğu için yerinde kalıyordu hemze. Fil hubzi ve zerati mevaddun gıdaiyetun dedik yine. Evet, tamam. Kânetil imtihanâtul lugaviyye. Lugat, lugaviyye. Lugat kelimesinden de T'yi attık burada. Lugati değil de lugavi oldu. Bir de vav ekledik. Lugavi. Çünkü lugî değil de lugavi oluyor. Vav ekleniyor bir tane. Burada da Safertü fî rihletin abral bahır. Parantez içinde nasıl ismi mensup yapılacağını anlatmış. Yani deniz üzerinden demiş. Bunu ismi mensup olarak söyleyip rihleye sıfat yapıyoruz. Rihle bahriye oluyor. Yani deniz gezisi. Abral bahir diyor ya, deniz üzerinden. Bahri yapıyoruz denizle ilgili. Denize ait manası vermiş oluyoruz. Amelun yed diyor, elle ilgili. Amelüke ya Ahmedu amelün yedülle alen. Ha, amelün insani yün diyecek, pardon. İnsanla ilgili iş. İnsani olacak. Eddavetu el-İslamiyeti oluyor. Diyor ki İslam'la ilgili davet diyor. El-Emakinu el-Cebeliye. Dağlardaki yerler. Dağlık yerler. Dağlık. Ondan sonra el-irşadül sıhhiye, yani sağlık şeyleri, ne diyelim, tavsiyeleri, sağlıkla ilgili tavsiyeler. El-kelimatül irşadiye, yine yönlendirici sözler. El-kelimatül irşadiye, irşatla ilgili. Es-senetün nebeviye, peygamberle ilgili yıl demek. Burada Nebi'deki Y'nin birini atıyorduk, birini vav'a dönüştürüyorduk. Es-suratul medeni. Fa'ilet veznindekiler hanifetten göstermiştim. Y'yi atıyorduk ve dalı da, yani aynel fiilini de üstünlüyorduk. T de zaten gidiyor, medeni oluyor. El-gısasul hakikiye, gerçek hikayeler. Ondan sonra bazul makalatil naktiye. Eleştirimle ilgili makaleler diyor. Burada ayetlerde geçeni bulalım. Ellezine yettebiyone rasule nebiyel ummi. Ummi, ümme mensup. Anneye mensup demek. Yukadu min şeceratin mübareketin zeytunetin la şarkiyetin diyor. Şark şarkiyi, garb garbi. Doğuya ait, batıya ait demek. Lisanın arabiyyun. Arabın lisanı, arabi. İnsi. Yani hiçbir insana mensup demek. Yani insana mensup anlamında. İnsi. Evet, böylece mansup ismi, ismi mansubu bitirmiş olduk. Konuyla alakalı alıştırmaları tekrar kendinizin tek başınıza yapmanızı tavsiye ederim.